Evet, merhabalar. Bir pazar sohbetiyle karşınızdayım. Karışık konulardan bahsedeceğiz. Kampanyasından, markaların ne yaptığından, ikinci elinden yine bir pazar potporisiyle karşınızdayım. Öncelikle bazı markalarda kampanyalar var. Ucuz otomobil isteyenler için kampanyalı modellerden bir tanesi mesela Citroen C3. C3 bildiğiniz gibi yenilendi. Yenilenmiş haliyle yakın zamanda ülkemize gelecek. O yüzden hem C3'te hem de C3 Aircross'ta İndirimler var. C3'teki 890 bin liralık fiyatta fena gözükmüyor. Tabii ki manuel şanzımanla giriş paketi için geçerli bir fiyatlandırma. Yine aynı şekilde C3 Aircross'ta da avantajlı fiyatlar var. Bu tarz bir ürün düşünüyorsanız bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi ürünün yenisi gelecek. Bunu da unutmamanız lazım. Şimdi kampanyalı böyle modeller varken Volkswagen tarafını mesela anlamak mümkün değil Volkswagen zam yaptı. Şimdi 1 milyon 200, 1 milyon 100 küsür bin liralara C3 Cross var. Mesela kendi aracımla örnek vereyim. T-Cross liste fiyatı 1 milyon 700 küsür bin lira olmuş. Yani bu fark olabilecek bir fark değil. Zaten geçtiğimiz aylarda bayiye gidiyordunuz 250 bin lira indirim yapıyordu. E indirim yapılan ortamda liste fiyatına zam yapmak kime ne fayda sağlıyor ben açıkçası anlamıyorum. Yani ben araç sahibi olarak bu bana bir şey ifade etmiyor. Orada liste fiyatının 1.7 milyon olması beni sevindirmiyor. Yani o araban değerlendirdi falan böyle bir durum söz konusu değil. Bunu mu düşünüyorlar acaba? Bakın rekabet farklı bir yere gidiyor. Sevgili Volkswagen rekabet farklı bir noktaya gidiyor. Bu sizi zora sokar. Bazı kullanıcı gider bakar o 1.7 milyonu görünce arabadan vazgeçer. Showroom'u ziyaret etme gereği duymaz çünkü kampanya haberleri sadece showroom'da sizin internet sitenizde yok. Onun için bence bu önemli. E Çinliler noktası var. Çinliler ciddi anlamda avantajlı fiyatlarla geliyordu ama tabii bu da kırılmış oldu. Çeri tarafını anlattım. Cherry ile ilgili bir basın lansmanı yapıldı. Cherry'nin işte Cherry 7 Pro Max, 8 Pro Max, Omade 5 Pro'nun işte neler değiştiği ile ilgili. İşte mesela 7 Pro Max'e neler değişti? Ön yüz değişti. Tampon tasarımı tamamen yenilendi. GSR2 donanımları eklendi. İç mekan tamamen değişti. Yani Oma'da 5 tarzı bir iç mekan karşımıza çıktı. En çok değişiklik Oma'da, e, Oma'da diyorum en çok değişiklik Tigo 7 Pro'da. Tigo 8 Pro tarafında, Pro Max tarafına baktığımızda artık isimlendirme telefon ismi gibi ya Pro Max işte anlayın Pro diyorsam da. Yani 7 Pro Max 7'ye göre mesela Tigo 7'ye göre çok daha başarılı bir ürün olmuş. Yani bu üçünün yenilemesi arasında Tigo 7 tarafındaki yenileme en göze çarpanı Tigo 8 tarafında yine g 2 donanımları, ekstra güvenlik donanımları, işte daha iyi, daha konforlu konsollar falan bunlar eklenmiş. Yani bu özellikle neyi gösteriyor bize? Artık bu Pro Max serisini muhtemelen çeri satacak. Diğer ürünlerde işte g 2 uyumlu uyumuzu herhalde o yavaş yavaş o serileri kaldıracak çünkü iki ayrı fiyat listesi paylaşmış bence bu bu demek oluyor. E şimdi haliyle yeni gelen ürünler daha da güzel gelmiş oldu. Yani showrooma gidip inceleyeceğim ama. Görsellerden ve basın lansmanından gördüğüm kadarıyla bu güncellenmiş modeller çekiciliği albenisi oldukça yüksek. Özellikle konsol tasarımında. Çünkü mesela Tigo 7 Pro'nun işte konsolu ya da avant kart dışındaki Tigo 8 Pro'nun konsolları çok başarılı değildi. İşte avant kart versiyonu güzel olmuştu Tigo 8'in. O modanın zaten içi güzeldi. İşte omada moda 5'in prosunda da ortada bu Tesla vari telefon şarj yeri yerine daha geniş daha kullanışlı bir alan oluşturmuşlar gibi gibi işte ekranlar güncellenmiş, hızlanmış. İşte Tigo 7 tarafında Tigo 7 Pro Max'te işte noise vibration ya bu nasıl diyeyim size ses yalıtımı ile ilgili iyileştirmeler yapılmış. İşte yine korozyonla ilgili iyileştirmeler yapılmış. Demek ki paslanma sorunları olabiliyormuş üründe. Bu tarz iyileştirmeler var. Var da var. Neyse. Hikayesini geçtik. Şimdi BD tarafı, BD tarafında CLU modeli, CLU DMI modeli de ülkeye girişi fiyatlanması için şöyle bir detay var, şöyle bir haber var. Markanın yine bu gümrükle ilgili muafiyet noktasını beklediği söyleniyor. Şimdi ÖTV ile ilgili açıklama yapıldı resmi gazetede ama bu teşvik belgesiyle beraber muafiyetiyle yani şimdi fiyatlasa belki pahalı olacak. O yüzden o noktada da netleştikten sonra fiyatlanması bekleniyor. Bu da Ağustos sonu gibi gösteriliyor. Ağustos sonu, Eylül, belki Ekim. Yani kısa zamanda %30 ÖTV'li B de Siriu Diama'ya ulaşamayacaksınız gibi duruyor. Ulaşabileceğiniz zaten ürünleri söylemiştim size BMW X1, DS9 gibi böyle pahalı ürünler. Ama mesela Volkswagen'in Golf'ünün GT'si, plug-in hibritleri, Tiguan'ın yine plug-in hibrit versiyonları ülkeye gelirse bunlar da o kapsamdan yararlanabilir gibi gözüküyor. Çünkü hem menzilleri tutuyor, fiyat anlamında da tutacaktır. Yine e, ne tutuyor? Karbon emisyonları tutuyor. Derken bu ürünlerde mesela ülke pazarında avantaj görebilir. Yani Çinliler yerine bir bakmışsınız, Avrupalılar bunu avantaja çevirmiş olabilir. Bunda farkında olmak lazım. Yani bir bakmışsınız, Tiguan'ın plug-in hibriti, işte Cherry'nin Tiggo 8 Pro Max'inin en dolusu fiyatlarına falan gelmiş. Böyle şeyler görebiliriz. Çünkü 2 milyon lira seviyesindeki bir fiyatta 500 bin lira fiyatı ucuzlatıyor. Bu ÖTV uygulaması. Bu da aklınızda olsun önümüzdeki günlerde araç alacaklar için. Elektrikli pazarından bahsedeyim biraz. Elektrikli pazarı iyice yavaşladı elektrikli pazarıyla ilgili sürekli kampanya geliyor firmalardan. İşte Hyundai Ioniq 6 fiyatlarını kırdı. 1.700 küsürlerdeydi. 1.600 küsürlere indirdi. Ioniq 5 zaten 1.649 gibi bir fiyat vardı ki Ioniq 6'yı da aynı fiyata getirdiler. İşte Kona'nın elektriklisini 1.399.000 liralara getirdiler. 0 faizler falan var. Bu da elektrikli tarafında işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor. Renault tarafına bakıyoruz. Megane E-Tech bir ara %10 ÖTV'yi geçirip 2 milyon küsürler fiyatlar göstermişlerdi. Şimdi de fiyatları geri çekiyorlar. 1.6 milyonlar, 1.7 milyonlar. Megane iyi tek gözüküyor. Sedanla neredeyse aynı fiyatlar karşımıza çıkmaya başladı. Yani elektrikli pazarı belli ki yavaşlamış ve bu plug-in hibritlerle beraber elektrikli pazarı daha da yavaşlayacak. Elektrikli araç sahibi ya da savunucu arkadaşlar yollar işte yorumlarda görüyorsunuz. işte elektrikli şöyledir böyle onun bakım masrafı var falan filan bunları geçelim arkadaşlar. Yani ürün sahipliğiyle böyle gereksiz bir yorumlanma doğru değil yani. Neyse doğru onu söylemek lazım. Buradaki gerçekte plugin in hibritler çok daha avantajlı olacak. Bu bir gerçek. %30 ÖTV'siyle de yine ülkeye gelebilecek olan MG HS PHEV modeli ama yeni kasası, yeni kasasını zaten size göstermiştim. O da bu klasmanda bu istekleri karşılıyor. O da çok ciddi rekabetçi olacaktır zaten nasıl diyeyim size MG markası da ülkemizde yayılmış durumda artık. Yani bir şekilde talep görüyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. İkinci ele geçelim. İkinci el noktası. Zayıf gitmeye devam ediyor. Zayıflamaya da devam edecek. Tabii ki fiyat klasmanına göre değişiyor. Ucuz araçlar hala hareket görüyor ama onlarda da azaldı. Motosiklette kara borsalar olurdu. Niye fiyat uygun insanlar hala alsat peşindeydi. Orada da kara borsa azaldı. Ve mesela yine taktık ya bir BYD CEO sahibinden de. Vatandaşlar koymuş buraya 2,5 milyon fiyat. Ya kardeşim 2 milyon 90 milyon zaten sen pahalı aldın. Çıkar elinden 2,5 milyon ne? 2 gün sonra belki 1,5 milyona birinci 800'e satılacak. Zarar edeceksin yani. Al satçıların kafalar başka çalışıyor. Anlamak da mümkün değil. Otomobil pazarının geneline baktığımızda önümüzdeki aylar daha da durağanlık getirecek bize. Araç almayı bekleyenler BD, CLU, DMI'nin fiyatlamasını bekleyecek. Plug-in hibrit bir ürün nasıl bir fiyatlaması olur bunu bekleyecek. Bu aracın da geliş tarihi sürekli öteleniyor. Kimisi Ağustos sonu diyor, kimisi Kasım diyor. Çünkü marka tarafı Kasım diyor. Basın kaynaklarında da daha erkene çekilebileceği söyleniyor. E, marka Kasım dediyse siz onu Kasım'dan hesap edin diyorum. Tabi bunlar yine işte muafiyetler, ürünler. Belki bir BYD Seal diyemeyin yeni versiyonu gelecek. Daha uzun menzilli versiyonu gelecek. Bunu da bilemeyiz. Gerçi şu anki versiyon karşıladığına göre belki öyle bir şeye ihtiyaç duymazlar. Gibi 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 bizim sohbetlerimiz, konularımız bitmez. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.